Türkiye hapishanelerinde uzun bir süredir tecrit uygulamaları, işkence ve kötü muameleler, sürgünler, keyfi disiplin cezaları, mahpusların sağlık sorunlarının zamanında ve etkili bir şekilde çözülmemesi, ağır hasta mahpusların tedavi edilmemesinin yanı sıra hapishanelerde, hücrelerde tutulmaları, idari gözlem kurulu kararları ile mahpusların tahliyelerinin engellenmesi, infaz yapmalar, hapishanelerin kötü fiziki yapısı ve koşulları gibi sıralayabileceğimiz hak ihlalleri artarak devam etmektedir. Abdullah Öcalan'dan hiçbir şekilde haber alınamamaktadır. Antidemokratik tecrit uygulaması sebebiyle 27 Kasım 2023 tarihinde 91 farklı hapishanede 1997 mahpus Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa siyasi çözüm talebiyle süreli, dönüşümlü açlık grevi eylemleri başlatmışlardır. Açlık grevi eylemlerini 4 Nisan itibariyle yeni bir aşamaya taşıyan mahpuslar mahkemeleri boykot etmekte, aile ve telefon görüşüne çıkmamaktadır. Türkiye hapishanelerinde yaşanan ihlallere ilişkin olarak Özgürlük İçin Mahpuslar Derneği ve Metruatfe'de gelen başvurular neticesinde 2023 yılı itibariyle meydana gelen hak ihlallerine ilişkin rapor hazırlanmıştır. Bu çerçevede Türkiye'nin farklı illerinde bulunan 91 hapishanede başvurucu mahpuslar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılarını bir bütünen ekte sunduğumuz raporda açıkladığımız üzere, son dönemlerde yaşanan ekonomik kriz ve hükümetin yönetememe durumu nedeniyle muhaliflere yönelik baskılar ve tutuklamalar daha da artmış, hapishanelerdeki mahpus sayısı kapasitenin çok üzerine çıkmıştır. Kapasiteyi azaltmaya yönelik bir takım infaz düzenlemeleri yapılmışsa da eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde bu düzenlemeler belli suç tipleriyle sınırlı tutulmuş, örgütlü suçlar kapsamında hapishanede bulunan siyasi mahpuslar bu düzenlemelerin dışında tutulmuş. Başta muhalifler olmak üzere siyasi iktidar tarafından tehlikeli olarak değerlendirilen insanların tutulduğu mekanlar haline gelmiştir. İşkence, insanlık dışı ve kötü muamele yalnızca politik mahpuslara değil, insanlık onuruna aykırı tutulma halini reddeden adli mahpuslara karşı da bir yöntem olarak uygulanmaktadır. İnsan hakları ihlallerinin en çok yaşandığı alanlardan biri olan hapishanelerde mahpusların tutuldukları fiziki koşullardan olağan hale getirilmeye çalışılan ağırlaştırılmış infaz rejimi uygulamasına, mahpusların kendi aralarında sosyalleşmesinden ifade özgürlüğüne, aile görüş hakkının sağlanmasına kadar geniş bir çerçeveyi kapsayan, mahpus haklarının yaygın ve sistematik bir şekilde ihlal edildiği, mahpusların keyfi ve hukuk dışı disiplin cezalarına maruz bırakıldığı gözlenmektedir. İmralı Ada Hapishanesi'nde süregelen mutlak iletişimsizlik hali, haksız disiplin cezaları ve makbu gerekçelerle reddedilen avukat ve aile görüşme talepleriyle ortaya çıkan tecrit hali bunun en tipik örneğini oluşturmaktadır. İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulmakta bulunan Sayın Abdullah Öcalan, Sayın Ömer Hayri Konar, Sayın Hamili Yıldırım ve Sayın Vesi Aktaş'ın aileleri ile avukatları ile görüş yapma haklarının çok uzun yıllardır insan hakları hukukuna bütünüyle aykırı bir şekilde ihlal edilmesine rağmen Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi 13-22 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye'ye özel amaçlı bir ziyaret gerçekleştirmiş ancak raporunu açıklamayarak Türkiye'nin izninde olduğunu belirtmiştir. Hasta mahpuslar Türkiye'nin ceza infaz sistemi içerisinde en yakıcı ve en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Türkiye hapishanelerinde sağlığa erişim hakkının engellenmesi, tekli ring araçları ile hastaneye götürülme, kelepçenin muayene ve ağız içi arama dayatması, revire geç çıkarılma, hastane sevklerinin geç yapılması ya da yapılmaması, hapishanede çalışan sağlık personel sayılarının yetersiz olması, sağlık problemi olan mahpusların durumunu kötüleştirebilmekte ve yaşam hakkı ihlaline yol açabilmektedir. Uluslararası mevzuatlar, devletlerce özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin yaşam hakkı konusunda devletlere pozitif yükümlülükler yüklemiştir. Devletler, özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin sağlığa erişim hakkı konusunda özgür bireylerle eşit şartlarda bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler. Ve sözleşmeler anayasanın 90. maddesiyle garanti altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler resmi belgesi olan
ve üye ülkelerce de kabul edilen İstanbul Protokolü uyarınca tutuklu ve hükümlü konumda da olsalar, her hastanın kendi doktorunu seçme ve raporlarının bağımsız bilirkişilerce hazırlanmasını isteme hakkı mevcuttur. Ağır hasta olan mahpuslar tüm başvurulara rağmen başvuru süreçleri sürüncemede bırakılarak ve tıp etiğine uygun olmayan bilimsel ölçütlerden yoksun adli tıp kurumu raporları gerekçe gösterilerek tahliye edilmemekte, yaşam hakları ihlal edilmektedir. Yine gazete ve dergi gibi yayınlarda hapishane idareleri tarafından keyfi olarak yasaklanmaktadırlar. Mahpusların uluslararası anlaşmalar ve anayasa ile güvence altına alınan ifade özgürlüğü ve haberleşme hakkından kanunlara uygun olarak faydalanabilmeleri için kitaplara getirilen sınırlamalara ile gazete ve dergilere getirilen yasaklara son verilmeli, mahpusların ifade özgürlüğü ve haberleşme haklarına yönelik ihlaller durdurulmalıdırlar. Son dönemlerde daha da artan mektup engellemeleri ve mektupların kaybedilmesi, mahpusların aile ve özel hayatlarına saygı hakkı ile haberleşme haklarını ihlal ettiği gibi mahpuslar üzerindeki tecridi de artırmaktadır. Mahpusların ailelerine yazdıkları mektuplar ya da mahpusların ailelerinden gelen mektuplar dahi hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmektedir. Özellikle mahpuslar tarafından yazılan Kürtçe mektupların gönderilmemesi ya da mahpuslara gelen Kürtçe mektupların engellenmesi dışarıda Kürtçe'ye yönelik süren ayrımcılığın hapishanelerde de devam ettiğini göstermektedir. Uzun süredir hapishanelerdeki mahpuslara para yatıran ailelere, basilelere, avukatlara ve yakınlarına yapılan yargılamalar, baskılar sürdürülmektedir. Kişiler gözaltına alınmakta, haklarında davalar açılıp cezalar verilmekte, terörü finansman sağlamak suçlamasıyla tutuklamalar devam etmektedir. Mahpusların aileleri ve yakınları üzerinde oluşturulan yargı baskısı ile mahpuslara para yatırmanın suç olarak değerlendirilmesi sonucunda mahpuslar hiçbir ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmekte. Bu da hem fiziksel hem de ruhsal sorunları, ihlalleri beraberinde getirecektir. Yargı baskısına uğrayan kişilerin de gözaltına alınması, davalar açılması ve tutuklanması da ayrıca yakınları üzerinde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmakta, işlerinden olmakta, özgürlüklerinden mahrum bırakılmakta ve sosyal olarak da zarara uğramaktadırlar. Ceza infaz kurumlarında bulunan birçok mahpusun infazı yanmakta ve tahliye olması gerekirken engellenmektedir. Ceza infaz kanununda koşulu salıvermeden faydalanmak için mahpusun kurumdaki infaz süresini iyi hali olarak geçirmesi gerektiği belirtilmiştir. Hukuki güvenlik hakkını ihlal edici bir şekilde subjektif değerlendirmelerin ve keyfi idari süreçlerin işletilmesiyle birlikte şartlı tahliye taleplerinin sıklıkla reddedildiği gözlemlenmektedir. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının doğrudan etkileyen iyi halli kavramı bu haliyle cezaevi yetkililerinin keyfi kararlarına bırakılmıştır. Bağımsız koğuş, pişmanlık gibi dayatmalar, mahpusun su elektrik tasarrufu yapmadığı, daha önce disiplin cezası aldığı, hapishane kütüphanesinden yeterli sayıda kitap okumadığı, göndermek istediği mektuplar hakkında sakıncalı mektup kararı verildiği, infaz koruma memurlarına daha fazla kolaylık sağlamadığı, personelin mesafeli olduğu gibi gerekçeler idare ve gözlem kurulu kararlarında çok sık karşılaşılan gerekçelerdendir. Şartlı tahliye hakları, hukuk dışı yaklaşım ve kararlarla engellenen mahpusların ivedilikle tahliye edilmeleri için gerekli işlemler yapılmalıdır. Hapishanelerde mahpuslara yönelik temel hakları sınırlayıcı ve ihlal edici keyfi ve hukuk dışı uygulamalardan derhal vazgeçilmeli, hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiren kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma mekanizmaları işletilmelidir. Bizler hapishanelerde yaşanan ihlallerin takipçisi olacağımızı belirtiyor, yaşanan hak ihlallerinin bir an evvel sonlandırılması için herkesi sorumlu olmaya davet ediyoruz.